İstediğiniz kadar yedek su kabınızı yeni takın, antifrizinizi yeni koyun. Maksimum 15 gün, 20 gün içerisinde tekrar buraya pisliğini komple toplar. Buralara kadar güvenmişsin, gelmişsin hemşerim. Bak ben de sana tertemiz işçilik yapıyorum. Günümüz şartlarında artık yapmış olduğumuz temiz işçilik. Murat Usta, bazı arızalarım var dedi. İlgilenir misin? Bakar mısın? Şimdi lifti alacağız. Hep beraber bagajacağız. Aracımız bu arada Ford Fiesta 1.4 TDC'yi. Aynı motor tabii ki de Citroen gruplarında da var. Kaportasını, boyasını yeni yaptırmış müşterimiz. Henüz daha çıtalarını falan takmamış şöyle. Bir aracın etrafını hızlı bir şekilde turladıktan sonra lifte alalım, arızalarına bakalım. Şurada da almış olduğu parçaları var. Bazı ustalar yedek parçalarını müşteriler aldığı zaman gocunuyor. Çok şükür bizim öyle bir şeyimiz yok. El emeğimizi söylüyoruz. Bu videoda belki fiyat paylaşımı da yapabilirim sizlerle. 410 bin kilometrede. Maşallah güzel bir kilometre yapmış. Burada araç sahibinin almış olduğu bir mazot filtresi var. İçeri efsane sıcak, camları açayım arkadaşlar. Şöyle bir antifrizimiz mevcut. Şurada ne varmış abi? Daiko trigger setimiz. Bu arada araca ne işlemler yapacağımı da görmüş oluyorsunuz. İçeride daha da parçaları var. Onlar ikinci postada geldi. Şu orijinal gergi almış. Otosan'ın, Ford'un. Pierreburg. He, araç geldiğinde araç sahibi bir soru sordu bunu neyden yapar diye. Bakın şimdi şöyle duruyorum. Direksiyonu çevirirken zangır zangır hem titreme bir de ağlama sesi var arkadaşlar. Diye ses yapıyor aracın direksiyonunu çevirirken. Sizce bu ağlama sesini neden yapar? Bazı araç sahipleri en ucuz olsun diye uğraşır. Bazı araç sahipleri de en iyisi olsun diye uğraşır. Bu araç sahibini de tanımıyorum. İlk defa dükkanım aracını getirdi ama en iyisi olsun diye uğraştığı belli. En iyiden kastımız arkadaşlar, bazen gidersiniz bir ayakkabı alırsınız ve o ayakkabı fiyatı pahalıdır ama dandik çıkabilir. Bazen de ucuzu alırsınız, kaliteli çıkabilir. Yani parasına göre bir malın kalitesini ölçmemek gerekiyor. Şimdi ne demek istiyorum? Araç sahibi 4 tane sıfır lastiğini almış. Asıl vukuat ön tarafta, sırayla gidiyorum. Arka taraftan şöyle neyi inceliyorum abi? Amastörün patlak mı değil mi diye şöyle bakıyorum. Paslanmalar mevcut ama herhangi bir patlak, burcunda murcunda bir bozukluk yok. Bilyamda herhangi bir sıkıntı var mı? Ötme, boşluk var mı? Balatalarım güzel mi değil mi diye bunları inceliyorum. Arka tarafta pek fazla bu araçlarda masraf çıkartacak durumumuz yok. Şöyle torsiyonun burçlarına falan bakılıyor. Şuralarda paslanmalarımız mevcut. Güzel bir pütür atılırsa aracın daha da ömrü uzar. Ön tarafa gidelim. Bakın cillop gibi egzozunu taktırmış araç sahibi. Ve vukuatlar burada başlıyor. Bakın buralarda yağ kaçaklarımız gözüküyor. Önce yapılan işlerden başlayalım. Salıncaklarını takım almış, değiştirmiş. Ve akısımız görmüş olduğunuz gibi sıfır takılmış. Şöyle geliyorum. Buradaki aksımız da sıfır. Şimdi fren balatasını yeni taktırmış. Bu diske fren balatası takılır mıydı? Takılırdı. Ben de olsaydım takardım. Herhangi bir problem yok. Balansçı ustamıza buradan selam olsun. Çok güzel kurşunlarını falan çakmış. Maşallah. Rot başımız yeni. Fakat amortisörümüz yeni. Bununla alakalı da yukarıda sizlere bir şey paylaşacağım. Bakın askı rotu. Yazık değil mi bunu bu şekilde adama takıp da göndermeye? Bak bu buradan patlamış. İçinde falan yağ kalmamış. Şimdi diğer tarafa gidiyorum. Burası da aynı şekilde. Patlamış. Bu hatanın neden yapıldığını da çok iyi biliyorum. Yağ karterimiz değişmiş. Bakın buralarda, karterin olduğu yerlerde ufak ufak sızdırmalarımız hala mevcut. Şöyle yağ kaçaklarına başlıyorum şimdi. Görmüş olduğunuz gibi şanzımanın buralarda yağ kaçakları mevcut. Şuradan geri vites müşürünün oradan yağ vermeye başlamış. Şöyle yağ soğutucumuzdan yağ gelmeye başlamış. Şu kasnağa iyi bakın değerli kardeşlerim. Kayış, bir diş dışarıda, atlak duruyor. Klimada nasıl oturmuş tam olarak? Grand kasnağında bakın bir diş dışarıda. Bu aracın triggerini falan sökeceğim. V kayışına zarar verdiyse mecburen V kayışını da değiştireceğim. Bazı araç sahipleri dediğim gibi temiz olsun, güzel olsun diye uğraşıyor. Elindeki bütçesine göre parasını, pulunu harcıyor. Ama böyle dandik işçilikler de yapılabiliyor. Yapacak bir şey yok. Ben de elimden geldiğince sizler araçlarınıza düzgün bakım yaptırın, düzgün yerleri tercih edin diye elimden geldiğince bunları paylaşmaya çalışıyorum. Araç 410 bin kilometrede ama iç kozmetiği falan gayet güzel. Şurada amortisör değiştiği için üst kule takozu görmüş olduğunuz gibi parıl parıl parlıyor. Ama diğer tarafın amortisör üst kule takozu komple pas içerisinde, burası değiştirilmemiş. Keşke çift olarak değişseydi. Amortisör nasıl değişiyorsa
kule takozunda çift bir şekilde değişmesi gerekiyor. Direksiyon pompamız arızalı. Yağımızın tam olmasına rağmen ötüyor direksiyonumuz. Antifrizimiz mevcut. Bu aracın inşallah devir daimini söktüğümde motor içerisinde pas pislik yoktur. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki yok. İstediğiniz kadar yedek su kabınızı yeni takın. Antifrizinizi yeni koyun. Maksimum 15 gün, 20 gün içerisinde tekrar buraya pisliğini komple toplar. Orada bu kap eğer ki değişeli bir ay falan olduysa, hala daha pislik toplamadıysa, demek ki motor içerisi temiz demektir. Ben şimdi aracımın trigger kayışını sökmeye başlayayım arkadaşlar. Bu arası bayağı bir dar. Çalışma alanı açacağım kendime buradan. Boşta. Bayağı bir civatası boştaydı aracın. Daha önce ya kayış kopartmış veya kayışını araya almış. Bir şeyler olmuş burada. Devir dayım da hemen burada bizi karşıladı. Sökmeye devam. Gevşek çıktı. İnşallah yalama değildir. Thank you.
Abi şu güzelliğe bakar mısın ya, maşallah. Bak. Motor içerisi pırıl pırıl. Hatta şöyle yapayım. Maşallah. İşte aracın 400 bin kilometresine demek ki ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Aldanmamak gerekiyor. Devirdayım tertemiz. İçerisinde pası pisi yok. Sadece şurada görmüş olduğunuz yerde. Gayet normal yani, lafı bile edilmez şunun. Şunun lafı dahi edilmez. Tabi devirdayım bozulmuş. Şöyle boşluk var sağ sol yaptığımda. Ama içeride çarkında maşallah hiçbir şey yok. Araç sahibi bu aracı ne zaman aldı bilmiyorum ama bundan önceki sahibi de demek ki aracı antifrizsiz bırakmamış. Maşallah yine maşallah. Şimdi şurada görmüş olduğunuz leş görüntüyü ben tertemiz temizleyeceğim. Bu arada bu araçlarda arkadaşlar aynı Kamuray sistemi olduğu için, ya da tekniğine hiç girmeyeyim ya, boş verin. Neyse. Tanesi ortalama 200 liradır abi dedim. Kaliteli mi dedim? Hayır dedim. Yani orta halde, böyle şimdi parası olursa mal yaptıran vatandaşlar dedim. Şimdi bu olay yok genellikle dedi, iyisi olsun dedi. Zaten Askrot'un iyisi ve kötüsünün arasında çok fazla bir fark yok. 100 lira. Tamir videolarını izleyenler soruyor, diyorlar ki ya etmez. Ya bunlar gerçekten böyle temiz mi çalışıyor? Yoksa şöyle, video bu arada iyisini alalım takalım. Bu şekilde dedi. Çalışıyor. Yağ soğutucumuz da burada. Dediğim gibi benim kanalda araç olmuyor çok fazla. Aldı. Aşırı derecede öyle kötü yorum da almıyorum yani. Bu da şükür. Güzel bir marka. Alırsak da çok da problem değil yani. Onları da kafaya takmam da. Arkadaşlar araçlarını getirirlerse. Şimdi aracın YouTube'dan mı bu olacak şekilde çalışılıyor, yoksa gerçekten aracı böyle çalışılıyor? O zaman öğrendim bitti. Şimdi burayı en son arkadaşlar bir balta sprey ile temizleyeceğim, kurulayacağım. Ondan sonra montaj aşamasında görüşürüz. Hava karardı, mesaiye kaldık. Buralara kadar güvenmişsin, gelmişsin hemşerim. Bak ben de sana tertemiz işçilik yapıyorum. Yani günümüz şartlarında artık yapmış olduğumuz temiz işçilik, müşteriyi kazıklamamak, dürüst olmak insanlara artık artı gibi gözüküyor. Aslında zaten bu şekilde olmamız gerekiyor. Yoruldum ama aracı bitirmem gerekiyor. Sırada bir dünya işlerim var. Şöyle bir paylaşalım neler yaptık. Trigger'i zaten nasıl topladığımı gördünüz. V kayışımız trigger setinin içerisinden çıktı. Şurada hatırlıyorsanız kanala oturmuyordu. Bakın şurada açık bir yer kalıyordu. Tek nokta. Şu anda tam olarak kanalında. Hatta zoomlayayım şöyle net bir şekilde görün. Görmüş olduğunuz gibi. Gergi, müşterinin almış olduğu yeni gergi. V kayışımız tam kanalında. Cillop gibi burayı topladım. Şurada bir muhafaza var aslında, önemli Ford gruplarında. Çünkü burayı kapatıyor. Burayı neden kapatıyor? Hemen görmüş olduğunuz gibi Grand okuyucumuz var şurada. Bu zarar görmesin diye burayı kapatıyor. Çiçek gibi oldu, içime sindi. Şimdi şu eski gerginin kutusu, müşterinin almış olduğu orijinal. Şu Daikon'un kutusu görmüş olduğunuz gibi. V kayışı da bunun içerisinden çıktı.
VK işinin ölçüsü bakın neymiş bu araçta? 6 PK 1715. Eski diriger kayışı burada. Eski V kayışı burada. Ve geliyorum şöyle. Eski devir dayımı burada arkadaşlar. Gergisi, trigger'in avare gergisi, normal gergisi. Şu da biraz önceki takmış olduğum V kayışının gergisi. Direksiyon pompası arızalıydı. Direksiyon pompası çevirdikçe vuuu diye ses yapıyordu. Bunu paylaştım sizlerle. Burada olabilir tamirci arkadaşımız. Şöyle askı rotunu takarken belki de çırağına devretti. Benim çırağım olmadığı için sizlere aracı teslim ederken ben görmedim abi çırak yapmış gibi bir bahane üretemiyorum maalesef. Şöyle yırtmış komple. Yırtmasaymış iyiymiş. Amortisör mü değişmemişler Murat Usta dedi. Yok abicim amortisörünü değiştirmişler. Telefonda söyledim ama videodan da bu şekilde gör. Bak buradan görmüş olduğun gibi askı rotun yine aynı şekilde. Şimdi aracımızın yağ kaçaklarıyla alakalı bakın buradan ne yapmış abicim? Soğutucudan vermiş. Yağ soğutucusundan vermiş. Müşterimiz yağ soğutucusunda almış. Ve askı rotunu sordu. Tanesi ortalama 200 liradır abi dedim. Kaliteli mi dedi? Hayır dedim yani orta halli böyle Çin'de parası olup da mal yaptıran vatandaşlar dedim. Yok dedi iyisi olsun dedi. Zaten askı rotunun iyisiyle kötüsünün arasında çok fazla bir fark yok. 100 lira taş çatlasın 125 lira ya fark eder ya etmez. Yağ soğutucusunu da şöyle bu arada iyisini alalım takalım dedi. Yağ soğutucumuz da burada. Araç sahibinin aldığı. Bu da güzel bir marka. Reklama girmesin paylaşmayalım. Şimdi aracın antifrizini koyacağım. Aracı liften indireyim. Üst kısımda işlemlerim bitti. Buraları da hep kirletmişiz. Ama siz aracı teslim ederken görün arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Araca komple antifriz konulacağını zanneden araç kullanıcıları var. Yanılıyorsunuz arkadaşlar. Maksimum binek araçlarda 3 litre koyduktan sonra gerisi su ilave etmeniz gerekiyor. Şu an havasını atıyor. Patır patır ses geliyor. Aracın henüz marşına basmadım. Direksiyon yağımı doldurdum. Direksiyon olduğu yerde bir sağ sol yaptım. Fazlalık yağını attı. Şimdi çalıştıracağım. Her iki kapak da açık havasını atsın diye. İlk marşımıza basıyoruz. Bu arada bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi agalar bakın her araçta sistem farklı. Şu anda İmbo'nun lambası yanıp yanıp sönüyor. Bakın kontak kapalı. İlk kontağımı bir kilidimi açıyorum. İmbo'nun lambası ekrana geldi ve söndü. Peki bunları neden paylaşıyorum sizlerde? Her araçta farklı olduğu için durum. Mesela Hyundai'nin Admire modellerinde marşa basarken sönüyor. Sönmediği zaman İmbo arızalı diyemiyoruz. Bunları bu şekilde paylaşıyorum ki genel bilgimizi hem tazeleyelim hem de bilgimiz olsun diye. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırsanız marş zamanı. Maşallah. Pompamız da tam dolu. Yerinde.
Sanki araçta bir iki saniyelik geç çalışma vardı. O da düzeldi. Gayet güzel oldu. Benim hoşuma gitti. O nedenle bir marş daha yapmak istiyorum. İmbo söndü. Marşa basıyorum. Güzel. Araç çalışsın. Antifriz olayını çözelim. Havasını atsın. Agalar geriye bir tek yağ soğutucum kaldı. Yağ soğutucusunu değiştireceğim. İsterseniz bu videoyu burada bitirelim. Aracımın çalışması gayet güzel. Aracın alt yıkamasıyla alakalı sizlere bilgi verdim mi bilmiyorum ama araç sahibi alttan bir balta spreyiyle falan yıkayalım. Aracın bir dahaki bakıma geldiğimde yağ kaçağını falan görelim. Murat Usta dedi. Dışarıda pek fazla yıkama yapan yer yok. Yapan yerde biraz ücretleri fazla oluyor dedi. Ben de dedim ki abi zaten ben aracı normalde müşteriye teslim ederken genellikle aracı yıkayıp da teslim ediyorum. Yorgun olmazsam. Çünkü böyle bir zorunluluğum yok ama hoşuma gidiyor. Özellikle de bu araç sahibi zaten aracına aşırı derecede değer verdiğinden dolayı yıkarsam gönlünü de fethetmiş oluruz bu arada. Dükkanın içerisinde yıkayamam. Filtrelerimi falan komple ıslatıyor ama dışarıya alırım. Güzelce rampaya çıkartır. İlaçlar temizler. Altında yıkarım. Bir dahaki bakımda da görüşürüz dedim. Askrotlarını da kaliteli bir şekilde takalım Murat Usta dedi. Kaliteliden kastımız zaten aklımda bir tane marka var. Onu takacağım. Agalar normalde aracın videosunu sonlandırmıştım. Güzelce tertemiz temizledim. Tabii ki de sizlere bu temizliği göstermek için videoyu tekrardan başlatmadım. Araç sahibi saat 10 gibi geleceğini söyledi. Aracımızı akşam 10'da teslim edeceğim. Şimdi sizlere şunu paylaşmak istiyorum. Direksiyonda bir sesimiz vardı ya. Sesi paylaşacağım. Mikrofonu takmadım ki bu şekilde daha güzel sağdan soldan sesleri alıyor. Mikrofonu taktığında sadece bana odaklanıyor. Şimdi aracımızı çalıştırıyorum. Yağlanmamız vesaire sönüyor görmüş olduğunuz gibi. Agalar bakın hararet düşük. Aracımızda hararet göstergesi var. Dipte yanda gördüğünüz mazotun. Şimdi direksiyonu çevireceğim. Bakın hiçbir şekilde ağlama sesi yok. Hıyn oyun ses var ya. Bunun hiçbiri yok ama direksiyonu çevirirken özellikle sağ tarafa doğru direksiyonunda titreme var. Şöyle şimdi aracı bir de park edelim yerine. Akşam da araç sahibi aracını teslim almaya gelecek. Yolumuzun boşalmasını bekliyorum şu anda. Sağ tarafta yol kalabalık. Direksiyondaki ses gitti, titreme var. Araç sahibi amortisörlerimle beraber kule takozun bilyan vesaire ben tamirciye teslim ettim diyor. Ama aracın sağ tarafı değişmiş, sol tarafının değişmemiş olduğunu sizlere videoda Murat Usta'nız paylaştı. Araç çok güzel oldu. Lokum gibi maşallah. Zaten güzel de bakıyormuş araç sahibi. Aracımız teslim etmeye hazır. Sıradaki aracım Chevrolet Aveo'nun motoru. Dükkan perişan bu şekilde. Paydos ediyorum. Bugün de biraz erken gidelim de dinlenelim demeyi isterdim. Ama sizlere cumartesinin videosunu paylaşacağım. 35 metrekare. Allah'a emanet.
Görüşürüz.